numaralı haberimiz. Yani böyle şakacık gibi görünüyor. Çünkü kedicik medicik geçiyor içinde ama gayet ciddi ve gerçekten pis bir haber. Neden? Çünkü çok enteresan, iç acıtıcı açıklamalar var. Bakın neler. 30 yıllık kedicik Ayça Pars'tan kan donduran Anna Noktar itirafı. Aşık gibi bakmayana işkence yaparmış. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben de diyorum ki bu kızlar niye bu adama niye böyle bakıyor? Arkadaş. Ya, ben sana söyleyeyim mi? Gerçektir bu, izleyelim mi? Daha detayları var. Diyordum bu kadınlar böyle bakıyordu, bir şey diyordu. Maşallah hocam, nasıl yakışıklısın hocam. İmam grubu. İmam neydi, bacı? İmam bacılar. Ve bu Ayça internet ve şifrelerden işte, sorumlu. Hayır, bir de şeyden, internet ve neydi, basından sorumlu. Yani bizimle böyle, biri bağlanmıştı, o kimdi, Damla mıydı? Yok, Damla'ydı. Yok yani. Ama mesela internette bizimle ilgili haberler de çıkarıyorlardı. Olduğunu öyle düşünmüştüm. Ama ya böyle fiziksel gerçekten büyü olduğunu düşünmüştüm. Çünkü bakışlar, yani insanlar 40 yıllık kocalarını, evlatlarını o aşkla bakmıyorlar. Yani ben evet, böyle bir yani şey görmedim. Dedim ki bunlar herhalde başka bir şey yaşıyorlar. Başka bir şey kullanıyorlar. Bu adamı ne olarak görüyorlar ki? O da onlara ama. Aralarında korkunç bir elektriğin olduğu barizdi. E peki sana birisinin dayak atmasını nasıl izin veriyorsun? Bak, neden ne? Neden izin veriyorsun? Neden? 30 kişilik gruptan kimi gözüne kestirirse ona dayak atıyormuş. Bak, bugün seni gözümü kestim, bugün seni döveceğim. Dayak yerken sadece tokat değil, yerde sürüklüyormuş. Aa. Bak, sesli olarak bizim Kayan yazımız var. Bir izleyelim bakalım. Açıklaması, itirafı ne? Aa, evet, bakalım. Ruh hastası. Bir yandan ekranda bence kalsın. Yani hücre sistemi var. Ruh hastası, hücre sistemi var. Paranoyak davranışları var. Ya madem siz bunları biliyordunuz, niye bu adamın tutuklanmasını beklediniz? Niye daha evvel itirafçı olmadınız? Niye daha evvel kaçmadınız? Kaçamadılar mı acaba ya? Ya bir tanesi kaçtı. Biri kaçtıysa diğerleri de kaçabilirmiş. Örgütteki tüm kadınları kendine cariye yapıyor. Ciddi bir Mehdi saplantısı var. Şehvet ve lüks düşkünü. Paranoyak. Herkesi satabilecek kadar güvenilmez biri. 15-16 yaşındaki pedofili de var. 15-16 yaşındaki önemli küçük kızlar geliyor. Onları yayına göstermiyorlarmış. Bravo. Ha, ne onlar ne yapıyor o içeride? O kızları alıyorlar. Kim bilir hangi amellere pedofili alet ediyorlar. Var. Var. Bakın 14, 15, 16, 17 bunlar çocuk yaşlar. Reşit olmadıktan sonra. Bu arada orada bir cümle var, diyor ki örgütte göstermelik bir dini yapı vardı diyor. Evet. Yani burada artık bas bağırdık, yani böyle din sömürülür mü? Din böyle kullanılır mı? Bu adamın bu kadar kitapları var biliyor musun? Ayetler, bilmem neler, özür dilerim, bilmem neler derken ayetler, işte dini sözler vesaire paylaştığı. Ama bir şarlatan. Ciddi dini kitaplar var. Ama işte bu zamana kadar müsaade edilmesi çok korkunç bir şey. Şimdi ben bir arkadaşı kimle konuştum ya? Hani eskiden dershane dönemleri vardı ya. Dershane dönemlerinde işte okul gezileri, dershane bilmem ne gezileri olduğunda her gezinin gittiğimiz yerde diyor bir masa vardı diyor ve masada Adnan Oktar kitapları satılıyordu diyor. Böyle gösterişli kadınlar tarafından diyor. Yıllar önceden bahsediyorum Ece. Bu nasıl bir örgüt yapısı? Bu nasıl bir örümcek ağı? Yani bedavadan veriyorlarmış, anladın mı? Hani böyle satılmak da değil. Bedavadan bunları okuyun falan, böyle gösterişli kadınlar, gösterişli kadınların kızları yanlarına gidip bunları yapıyorlarmış. Dini kullanıyorlardı. Göstermelik dinin yapısı olduğu zaten çok belliydi. Hiçbir dinimizin hiçbir yerinde bu tarz bir çıplaklık, bu tarz bir şehvet, bu tarz bir tutkulu bakışlar, söylemler. Hocam siz şöylesiniz, hocam siz böylesiniz. Ne hocası ya? Adam kendisini bir sapkın, bir şizofrenle yıllar geçti arkadaş. Yıllarca biz de Anan Hoca diye anons etmedik mi? Bize böyle dayatıldı yani maalesef. Yayınlara katılmadı mı bu adam? Yayınlara konuk olmadı mı? Birçok sabah programına konuk oldu. Ya geçen yıl hatırlasana Ali abi şey demişti. Ya geldi beni buldu yıllar önce. Bana dedi ki beni ünlülerle tanıştır. Ha. Atıyorum işte Harika Avcı'yla tanıştır. Bunları söyledi diyor. Ben tabii oralı olmadım diyor. Bir iki ay sonra baktım adam onlarla kanka olmuş diyor. Yani oradan yürümüş yani mesela adam. İsimler şu an afaki, yani öyle güzel isimlerle beni karşılaştır demiş. Adamın zaten yolu belliymiş. Hep kadınlardan gidiyor. Ben bir şey duymuştum. Onu da sen herhalde teyit etmiştin. Birinden çok hoş, birini çok sevmiş. Sevdiği kadına benzetiyormuş hepsini. Makyajıyla, saçıyla. Onu kimdi? Ebru Yıldırım mı? Ebru Şimşek, çok özür diliyorum soyadını. Yani Ebru Şimşek olabilir mi? Bir manken.
Hatta bu şov habere çıkıp açıklamalar yapmıştı. Yıllarca evet. ben bununla uğraştım. Ben yıllar evvel deşifre ettim, kimse oralı olmadı doğru demişti. Doğru bak. Evet. Meğersem evet. ona benzetiyormuş. Hani hepsinin makyajları aynı ya. Evet, kedicik. Kedi makyajı yani böyle gösterişli falan, sarışın, dudakları dolgun kadınlar. Peki o programlarda hepsi göbek atıyor, dans ediyor. Demek ki işte bir ara verdiklerinde o dans edenlerden bir tanesi dayak yiyor. Saçı bir de hücre sistemiyle yani şu an zaten kendisi hücrede. Allah ilahi adalet, i̇lahi takdiri adalet. İlahi. Aynen böyle söylüyoruz bu işlere. Bu diğer yöneticilerin peki bu ne? De... Allah, Allah aşkına bu ne? Ay Allah aşkına. Hayatı sadece böyle bu şeylerden ibaret sanıyorlar ve burada gerçekten başka anlamda psikolojik sorunlar yaşanıyor. Bence bunlar deli. Ha tabii. Paranoyak bir şey yani. Meczup bunlar zaten bence. Öyle söylemiş ya. Yani 30 yıllık üye Ayça Parslan, kan donduran bu ifadeleri izledik. 30 yıllık da üye olmuşsun. Ne diyeyim ben sana? 30 yıl hizmet etmişsin. Şimdi geçiyoruz efendim diğer konumuza.